Business Türk kanaldan iyi günler. Bugün Este Universal firmasının sahibi olarak Kadri Okyay bir konuğumla beraberim. Çok değer verdiğim, sevdiğim bir konuğumla beraberim. Konuğum Profesör Doktor Hülya Koçak Berberoğlu. Ağız, diş ve çene cerrahisi uzmanı. Yanımda da Este Universal'ın asistanı Ebru Yaman. Şimdi konuğumla diş konusunda bilinmesi gerekenler, yapılması gerekenlerle ilgili bir sohbette bulunacağız. Yapılan işin ne olduğunu ve ne kadar sürdüğünü, nasıl yapıldığını bize kısaca anlatacak. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkürler, siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim, sağ olun. Şimdi işinizde dahil olduğunuzu biliyorum. Çünkü ben birebir şahit oldum buna. Bulunduğunuz yerin adını ve yaptığınız işin ne olduğunu bize anlatırsanız sevinirim. Ben İstanbul'da hem İstanbul Üniversitesi'nde öğretim üyesiyim, ağız diş çene cerrahisi bölümünde, hem de Levent'te özel bir kliniğim var gruptan. Orada çene cerrahı olarak ben ve diğer ekibimle beraber öncelikle ağız diş sağlığı ve sonrasında da estetik hizmetleri vermekteyiz hastalara. Çok güzel. Tabii bunun Avrupa'dan gelen hastalarımız olduğunu biliyorum. Evet, evet. Türk hastalarımız olduğunu biliyorum. Yapılan işin uzun sürdüğü de ortada. Ama sizin şöyle bir farkınız var. Avrupa'dan gelen hastaların özellikle zamanları kısıtlı olduğu için bu konuda neler yapıyorsunuz? Nasıl bir zamana bölüyorsunuz? Bunun artısı ve eksisi nedir? Onları öğrenebilir miyim? Öncelikle hastadan gelmeden önce Avrupa'dan mail yoluyla bütün dokümanlarını istiyoruz. Bazı ülkelerde bizim konsültan hekimlerimiz var. Onlardan direkt bilgi alıyoruz. Hasta gelmeden diş tedavisi planı, eğer gerekiyorsa çenelerdeki operasyonlar planlanmış oluyor ve eğer bir implant surgery'si yapılacaksa, hasta sabah uçağıyla geliyorsa öğleden sonra klinikte operasyonunu yapıp o akşam veya ertesi gün memleketine gönderebiliyoruz. Aa, çok güzel. Evet, böyle bir avantajımız var. Veya hastanın yalnızca üst ön bölgede dişlerinde ufak dokunuşlarla bir estetik yapmak gerekiyorsa birkaç saatte bunu değiştirebilecek hekimlerimiz var. Son derece güzel estetik uygulamalarla. Hastanın 2 ay sonra tekrar kliniğe gelmesini istiyoruz. 2 ay sonra geldiğinde de 5 gün kalarak diğer işlerini bitiriyoruz. Bunun dışında eğer hastanın bir 10 günü varsa ilk geldiğinde ve çene kemikleri çok sağlıklıysa 10 gün içinde hem implantlarını bitiriyoruz bütün dişsiz bir ağızda, hem de porselenlere takılarak hasta memleketine gönderilebiliniyor. Herhangi bir kalıcı hastalığı yoksa tabii, değil mi? Tabii yani sistemik hastalığı olmayacak, çene kemiği çok iyi olacak. Bu durumda benim devreye girmem gerekiyor. Çok iyi analizler yapıyoruz. 3 boyutlu görüntülemeler, muayene teknikleri, değişik yöntemlerimiz var. Ölçümler yapıyoruz ve tabii ki sistemik hastalık açısından hasta gelmeden önce değerlendirilmiş oluyor. Onlar çok önemli. Çok güzel. Yeriniz Levent'te yanılmıyorsa. Levent Grup Dent, evet. Grup Dent olarak faaliyet gösteriyorsunuz. Avrupa'ya ve Türkiye'ye hizmet, evet, veriyorsunuz. Avrupa'da belli acentalarınız var, bağlantılı olduğunuz, evet, acentalarınız var. Bunlarla bağlantılı olarak çalışıyorsunuz. Evet. İnşallah Este Universal'dan beraber de güzel şeyler olacağını inanıyorum. Şöyle yapalım. Şimdi özellikle ağız yapısı, diş yapısı bence çok önemli. Kesinlikle. Estetik olarak çok önemli. Artı vücuttaki bazı hastalıklara sebep, evet, olacak, evet, arazlar maalesef gösteriyor. Evet. Bunun farkına varılması gerekiyor aslında. Kesinlikle. Diş sağlığı çok çok önemli. Dişte özellikle dikkat edilmesi gereken, uyarı olarak bize sinyal veren şeyler nelerdir? Aslında diş ve çevresindeki yapılar, çene kemiği ve işte yanak dudak çok enteresan dokulardır. Ve bütün hastalıkları giriş kapısıdır. Bunu herkesin bilmesi gerekir ve sağlık olmadan da estetik ve güzellik olmaz. Evet. Ve bu nedenle Dünya Sağlık Örgütü gerek Avrupa'da gerek Amerika'da ve ülkemizde de 6 ayda bir herkesin bir diş hekimi kontrolünden geçmesi gerektiğini bildirmiştir. Aslında temel olan bu. Eğer hasta bu dönemi atlıyorsa
yapılması gereken en ufak bir diş etlerindeki kanama veya en ufak bir ağrı hassasiyeti doktoruna gelmesi gerekir. Ama şunu da unutmamak gerekir. Benim uzmanlık alanıma girdiği için söylüyorum. Çene kemiklerindeki bazı kis ve tümörler hiçbir işaret vermeden de çok büyük boyutlara ulaşabilmekte. Özellikle 20 yaş dişleri etrafındaki dokular dikkatlice incelenmesi gerekir. Evet, evet çok önemli. Sağlığı bence düşünmek lazım. Çok önemli. Bir de ağız yapısında özellikle dişlerin olmadığı durumlarda çene yapısının evet, değiştiği ve görsel olarak çok farklı bir duruma geldiği, evet, bununla ilgili de çok güzel sonuçlarınızın olduğunu biliyorum. Evet. Görselleri de zaten göstereceğiz biz, geçecek görselleriniz. Bu çene cerrahisi ve estetiğiyle ilgili yapılanları kısaca söyle, anlatabilir misiniz? Aslında diş ve altındaki çene kemiğinde bir takım erimeler varsa yüzde ne yapılırsa yapılsın iyi bir sonuca ulaşamayacaktır. Çünkü diş ve çene kemiği yapısı yüzün 1/3 alt bölümün estetiğinde çok önemli bir etmen. Evet. Eğer hastada kemik erimesi varsa yine sistemik açıdan onu kontrol ettikten sonra değişik yerlerden grafler alarak çene kemiği oluşturarak ve daha sonrasında bunların üzerine implantlar yerleştirerek hastalara sabit restorasyonlara ve sabit dişlere kavuşturabilmekteyiz. Tabii ki her hastaya göre süre değişir. Çünkü çene kemiğinde ufak bir rezorpsiyondan çok büyük kemik defeklerine kadar olay gidebiliyor. Gerek hastalığına bağlı, gerekse diş kaybetme zamanına bağlı olarak. Mesela çok uzun bir dönem önce hasta dişlerini kaybettiyse ondaki kemik erimesi çok daha fazla olacaktır. Evet. O nedenle basit augmentasyon dediğimiz kemik yerleştirme uygulamalarından daha büyük cerrahilere kadar olay uzamakta. Hastaya göre timing değişmekte aslında. Anladım. Şimdi bir diş yapısında özellikle oradaki kemik dokusunun iyileşme sürecinin uzun olduğunu biliyoruz. Çürük dişlerde çekilen dişten ne kadar süre sonra implant yapma şansımız var? Yeni yöntemlerimize göre eğer uygun bir şekilde diş çekimi yapılabilir ve etrafındaki kemikte çok fazla dağılma yaratmayacaksa veya rezorpsiyon yapmadıysa artık diş çekildiği seansta implantı yerleştirebiliyoruz. Ama bunların çok iyi değerlendirilmesi lazım. Veya enfekte bir dişli hasta geldiyse diş çekiminden bir ay sonra implant yapmayı planlıyoruz. Eğer ki diş çekimiyle beraber kemik grafti veya kemik uygulaması yaptıysa 4 ila 6 ay bekliyoruz. Anladım. Peki implantta uyumsuzlukla ilgili bir durum gelişebiliyor mu? Mutlaka. İmplantta günümüzde %99 başarı var ama herkesin biyolojik davranışı farklı olacağı için veya sahip olduğu hastalıklar herkese göre bu değişmekte. Temel olarak şunu söylüyoruz. Hasta son derece sağlıklıysa, kemik yapısı düzgünse ve kemik yapısını etkileyecek sistemik bir hastalığı yoksa implant %100 başarı getirmekte. Çok güzel, çok güzel. Şimdi bu implant dışında diş yapısında bazen değişik bozukluklar oluyor. Evet. Bu eğrilik olabilir, taşma olabilir, boşluk olabilir. Bunlarla ilgili neler yapıyorsunuz? Çok değişik tedavi yöntemleri var. Aslında genç insanlara ben gelişim çağını tamamlamış veya tamamladıktan 30 yaşa kadar olan dönemde ortodonti öneririm çapraşık dişlerde. İleri yaşta veya hastanın bunu yaptırma süresi diş çapraşıklığının düzeltip tel takılma yöntemi. Evet, evet, evet. Ama Avrupa'dan gelecek hastalar da bu, daha çok bunlara zamanı olmamakta. Onun dışında artık bonding sistemi, kompozit laminalar, porselen lamina uygulamaları. Bunları biraz açabilir miyim mümkünse? Aslında kompozit lamina ve bonding sistemi dediğimiz ufak diş çarpışıklıklarında veya çok az diş aralıklarında 1-2 saatte sonuca götüren bir yöntem. Ha, çok güzel. Evet, aslında yeni bir yöntem herhalde. Yeni bir yöntem. Evet. Ve onun dışında eğer zirkon veya empres dediğimiz full porselen yapacaksak o da 4-5 gün almakta. Yine çapraşık dişleri düzeltmekte veya uzatmakta veya boşlukları doldurmak amacıyla yaptığımız uygulamalarda. Yani hastaya göre aslında hastayla kooperatif olarak hangisi onun için uygunsa 2 saat ila 5 gün veya 6 güne kadar çapraşık dişlerinden hasta kurtulabilir ortodontik tedaviler hariç. Çok güzel, çok güzel. Gerçekten bunlar
çok iyi bilgiler, güzel bilgiler. Vatandaşlarımızın bu konuda çok fazla bilgi sahibi olduğunu zannetmiyorum. Evet, sadece, maalesef. Bir de işin çok daha dramatik durumu şu. Diş öncelikle erken tanıyla çok daha güzel sonuçlar alabileceğimiz bir yer. Ama ne yazık ki insanlarımız böyle son aşamasında geliyor. Maalesef. Ve kemik kaybolduktan sonra, dışarıdan gittikten sonra. Çürüyen dişin yanındaki dişe hasar başlamıştı. Evet, evet. Ona benzer durumlar geliştikten sonra biraz daha işiniz zorlaşıyor sanki. Evet, daha zor. Ağız yapısını tamamen elden geçirmek gerekiyor. Evet. Sinyal geldiği an aslında uğramaları çok çok önemli. Kesinlikle ve 6 aylık rutin kontroller daha da önemli. Evet. Şeylerle ilgili ben çok merak ediyorum. Bu diş fırçalamalarıyla ilgili değişik yöntemler var, değişik söylemler var. İşte bazen çok sert fırçaların diş minelerine zarar verdiği veya işte yumuşak fırçaların diş boşluklarındaki şeyleri, tortuları temizlemediği veya fırçalama yönteminin nasıl olması gerektiğiyle ilgili de biraz bilgi verebilirsiniz. Evet, aslında bunun için hazır bir reçete yok. Çünkü hastanın durumuna veya hastaya bir operasyon yaptıysanız, diş eti ameliyatları, yumuşak fırça öneriyorken normal sağlıklı hastada orta sertlikte bir fırçayı önermek lazım. Evet. Ve yine hastanın diş eti çekinmelerini ve kemik erimeyi rezorpsiyonuna göre ve onun durumuna göre fırçalama yönteminizi önermeniz lazım. Aslında her kişiye özel bir yöntem, teknik ve fırça seçme şekli vardır. Evet. Bir de şunu unutmamak lazım, macunlar için de aynı şey geçerli. Artık günümüzde çok değişik diş macunları var. Ama şunu unutmamak lazım, bazı insanların tüklük yapısı asitiktir, bazıları bazik yapıdadır. Dolayısıyla kimisinde çürük fazlayken diğerinde diş eti problemi olacağı için bunlara yönelik macun seçmek ve bunları tedavi edecek yöntem, fırçalama tekniği önermek en iyisidir. Çok güzel. Hastaya göre. Evet, gerçekten çok önemli bir konu bu. Evet. Demek ki bu 6 ayda bir yapılacak kontrollerde bu da çok önemli. Rutin kontroller. En azından diş fırçalama yöntemi, diş fırçası seçimi bunlar da önemli. Evet. Şimdi gelelim ağız yapısındaki implantların uygulanmasına ve bu uygulanan implantların bütün ağız yapısına tamamen gerçekleştirilebiliyor mu? Yoksa belli sürelerde mi yapmak gerekiyor? Evet. Bu çene kemiğinin oradaki adaptasyonu kaç tane implanta bir anda izin veriyor? Onlarla ilgili biraz bilgi alalım. Aslında yine her hastaya göre değerlendireceğimiz bir yöntem. Çok sağlıklı genç bir erişkin gelse ve dişlerini kaybettiğinden hemen ertesi zaman gelse, aslında implant uygulaması ona yapılacak tek diş eksikliğinde 15-20 dakikalık lokal anestezi altında bir uygulama ve hemen birkaç gün sonra da porseline takılabilir. Ama ileri yaşta bir hasta gelse ve özellikle son yıllarda, son 10 seneden beri ve Avrupa'dan benim çok hastam var. Yıllardan beri protez kullanıp ama artık hareketli protezlerini kullanmak istemeyen hasta grubu. İkinci baharında olan kişiler diyoruz biz bunları. Artık takıp çıkartmalı protez kullanmak istemezler. Çünkü yemek yerken, konuşurken ağızlarından fırlar. Böyle bir durumda yine yeterince kemik mesafesi varsa ilk geldikleri gün veya ertesi gün üst çenede 6, alt çenede 6 implant yaparak sabit dişlere kavuşmaları mümkün. Çok iyi. Bazen hastanın da biraz korkusu ve endişesi varsa lokal anestezi altında geldiği gün bütün implantları yerleştirilip ertesi gün biz hastayı gönderiyoruz. Bu tür hasta grubuna hemen üzerinin porselenini yapmak risktir. Genç insan gibi olmayacaktır kemik iyileşmesi ve implantın tutuculuğu. Bu hastaları 2 ay sonra tekrar çağırıp, yani ilk geldiklerinde 2 gün kalmaları yeterli. 2 ay sonra veya 3 ay sonra veya bazen derler ki bir dahaki yaz gelsem olur mu? Tabii olur deriz. Bu sürede geçici protezler kullanırlar. Geldikleri zaman da 5 gün istedikleri restorasyonun kalitesine göre porselenli, zirkonlu 5 ila 7 günde de bütün porselenleri takılarak hasta gönderilmekte. Çok iyi. Yani bizim saç ekimi gibi neredeyse. Biz de saç ekimini yaparken 3 günlük bir süre veriyoruz. Evet. İşte hastanın saç yapısına göre, durumuna göre davet edip birinci gün ameliyatını yapıyoruz, ikinci gün yıkamasını yapıyoruz, üçüncü gün, ikinci gün pansuman, üçüncü gün yıkamasını yapıyoruz.
Ve üçüncü evet. gün yolcu gönderiyoruz ama otokontrollerimiz devam ediyor tabii. Evet, WhatsApp'tan tabii resimler tabii. falan isteyerek tabii. gelişimlerine devam ettiriyoruz. Çok iyi. Evet. Yani bu kombine çalışma ile ilgili aslında güzel Kesinlikle. Bir başlangıç olabilir. Çene yapısı ve estetiği benim çok fazla takıntı olduğum bir durum da sizdeki görselleri gördüm, gerçekten çok beğendim. Bizim işte Almanya'dan örnekler gösterdik. Onların evet. gelme durumları var. İşte 60 yaş üstü bir bayanın diş yapısında, ağız yapısının içeriye doğru göçtüğünü, takma diş takanların evet. işte dişler yokken olan görüntü gibi bir görüntü olduğunu gördük. Onlarda işte bir işlem yaparak ağız yapısını evet. çok güzel duruma getiriyorsunuz. Yani o gerçekten evet, çok büyük evet. bir devrim, güzel bir sonuç. Bununla ilgili yani biz Grup Dent'e uğrayın diyoruz. Hem Avrupa'dan hem Orta Doğu'dan hem Türkiye'den. Biz herhalde yanlış söylemiyorum Avrupa'ya göre fiyatlarımız da çok uygun herhalde. Çok uygun tabii. Süre olarak oradan çok daha kısa sürede çok yapıyoruz. Çok ilerideyiz, çok kısa sürede. Avrupa yanılmıyorsam bir implant için 3 aylık bir süreç veriyor. Ama biz burada dediği gibi doktor hanımın, sayın hocam 5 gün gibi bir sürede iyileştirip gönderiyoruz. Bu çok çok güzel bir gelişme. Ağrı sızı ile ilgili çok fazla bir şey duymuyor. Evet. Anestezi uygulayarak, lokal evet. anestezi uygulayarak bütün işlem boyunca hiçbir ağrı sızı duymadığını da söylüyor. Bu da güzel bir işlem. Telefonlarımız geçecektir alttan. Oradan bize ulaşabilirsiniz. Grup Dent bu konuda gerçekten işinde çok çok iyi. Çok iyi bir ekip, mükemmel bir ekip, sevecen ve güler yüzlü bir ekibi var. Bu tabii sizden kaynaklanıyor. Teşekkür Sizin ederim. Oradaki konumunuz çok çok önemli. Ben onu o sıcaklığı orada yaşadım. Oraya geldiğimde gerçekten çok güzel bir sıcaklık yaşadım. Bunu görüntülerde de göreceğiz inşallah. Sizin dişle ilgili hastalarımıza söylemek istediğiniz, eklemek istediğiniz bir şey var mı? Aslında öncelikle sahip oldukları dişlere iyi bakmaları konusunda uyarmak istiyorum. Çünkü unutulmaması gerekiyor ki enfekte bir diş ve çene kemikteki enfeksiyon ileride oluşacak kalp hastalıklarına, romatizmal hastalıklara ve diğer hastalıkların habercisi. Bunun dışında dişlerini kaybettikleri an hemen yerine koymaları gerekir, koydurtmaları gerekir. Üçüncü konu da ağız içinde uygulamalar ve tam sağlıklı ve tam yapılmış diş olmadan yüz estetiğinin hiçbir anlamı olmayacağı. Çünkü karşınıza bir insan çıktığı zaman, geldiği zaman önce gözümüze çarpan sağlıklı, gülen dişlerdir. Ve unutulmamak lazım ki yüzün 1/3 alt tarafının estetiğini full sağlayan diş ve çene kemiği yapısıdır. Çok önemli bir konu gerçekten. Bununla ilgili bir de şunu merak ediyorum ben. İmplant uygulamalarında kendi ana dişi gibi çiğneme yaparken his durumu nedir? Bununla ilgili bilgi verebilirseniz. Farklı bir durum var mı? Yoksa gerçekten o his gene aynı şekilde oluyor mu? Kendi ana gibi dişi gibi yiyebiliyor hasta. Ha, yiyebiliyor. Yiyebilmesi. Evet. Evet. Ama his açısından dişin çene kemiğindeki konumuyla implantın çene kemiği içindeki konumu farklı. Dişlerimiz, sağlıklı dişlerimiz çene kemiği içindeyken, yemek yerken yaylanma hareketi yapar ama biz bunu hissetmeyiz. Fakat implantla kemiğin sıkı bir bütünlüğü vardır. Zaten bu bütünlük olmasa implant tutmaz. His açısından değil ama fonksiyon ve estetik açıdan ana dişini aratmamaktadır implantlar. Çok Eğer doğru yapılırsa, doğru insana doğru markalar seçilir ve doğru uygulanırsa, kemikleri iyi analiz edilirse mükemmel bir çözüm hastalar için. Harika, çok önemli. Yani bizde de aynı şey evet, geçerli. Evet. Çünkü hastalarımızın çoğu şunu diyor. Benim saçım normal çıkacak mı ekildikten sonra? Uzayacak mı? Gibi şeyler soruyor. Aslında bizim yaptığımız sadece nakil. Evet, arkadan evet, saçı nakil. Alıp ön tarafa naklediyoruz. Bu nakil yapıldığı için ense bölgesindeki saçlar dökülmemeye kodlanmış. Onu öne aldığımızda o kodlama devam ediyor. Ve saç çıkışıdır, buna benzer gelişimdir. Hep aynı. Hiçbir şekilde kendi saçından farklı bir his olmayacak zaten. Kendi saçındaki uygulama neyse oradaki uygulamanın aynısı orada da geçerli olmuş olacak. Sizin de buna yakın aslında. Yani siz dişte yapıyorsunuz o evet. uygulamayı, dışarıdan nakil gerçi ama diyorsunuz ki kendi
düzgün yapıldıktan sonra kendi dişini aratmayacak çok güzel sonuçlar ve fonksiyon alıyoruz açısından. Diyorsunuz. Evet. Çok güzel. Şimdi size yapılan işlemle ilgili çok kısa bizim asistanımız Ebru Hanım yapılan işlemle ilgili çok kısa bir İngilizce detay versin. Tamam. Sonra biz tekrar devam edelim konuşmamıza. Tamam. Buyurun Ebru Hanım. Our professor, Mrs. Hülya, is an oral surgeon here in Istanbul, Turkey. For any inquiries you have, feel free to contact her anytime. Below, underneath the screen, the number is written down. And any questions you can send straight through WhatsApp and get an instant answer. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Bizim Ester Üniversitesi'yle ilgili de şey yapabilirsiniz. Kombine çalışmamız çalışıyor olduğumuzu belirtebilirsin Ebru Hanım. Buyurun. Ester Üniversal ve Grup Dent. Ester Üniversal ve Grup Dent beraber. Are working together. Are working together. Pardon. we're working together and we're also waiting for any inquiries you have. We'll be helpful in any subject, any questions you have. We'll give instant answers also. Evet, teşekkür ederim. Şimdi sizin diş aslında çok kısa anlatılacak bir durum değil. Yani bunu biz kısaca burada özetledik. Evet. Çok güzel şeyler öğrendik. Gerçekten sizin yaptığınız işin çok kolay olmadığını biliyorum. Kendiniz çok daha farkındasınız bunu. Ama çok güzel bir şey yaptığınızı da biliyorum. İşimi seviyorum. Çok güzel, harika bir şey. Ben de işimi çok seviyorum. Biz insanları mutlu ediyoruz yaptığımız evet, işten dolayı. Biz benim yaptığım işle ilgili çok güzel dostluklarım gelişti. Tabii. O kadar fazla güzel insanlarla dostluk gelişti ki bu tamamen bağlantılı aslında. Geliyor saçsız bir durumda saçlandırıp mutlu ediyoruz. Saçı olduktan sonra da bizi arayıp mutlu olduğunu hatta görüşüyoruz. Çoğu zaman bütün hastalarından temasım var. İşimiz zaten tavsiye bizim. Evet. Sizin de aynı kesinlikle. Şekilde. Yapılan işi canlı gören kişi, eşi, dostu, yakını mutlaka dönüş yaparak sizi buluyor. Kesinlikle. Bir şekilde buluyor sizi. Ve bu da bir tavsiyenin güzel sonuçlandığını tabii gösteriyor. Tabii iyi iş yaptığımız için belki kesinlikle. Çok dönüşü oluyor. Yani iyi iş yapılınca hastalar çok memnun. Hem dua ediyorlar. İşte bu çok güzel bir şey gerçekten. Hem de çok mutlular. Onlar mutlu, biz de mutluyuz. Kesinlikle, yorgunluğumuz geçiyor. Kesinlikle öyle. Çünkü ben gördüğümde, geçen işte Dubai'den bir hastam geldi, bir yıldır görmüyordum. Ekmişim saçını, gitmiş ve bağlantıyı tamamen koparmışız. Bir arkadaşını gönderdi. Ben de merak ettim, dedim ki bana bir resim gönder dedim. Bir WhatsApp'tan bakayım saçın durumu nedir diye. Bir resim gönderdi, inanamadım. Yani o kadar güzel olmuş ki. Elinize sağlık. Sağ olun. Bizim handikapımız bu bir yandan. Saç ekimi toplum tarafından son dönemlerde gerçi kabullendi ama evet. Çok fazla benimsenmiyor, şey olarak söylenmiyor daha doğrusu. Saçı iyi olan, doğal olan kişi saçını ektirdiğini söylemiyor. Bu da bizim için bir handikap aslında. Çok iyi yapmayacaksınız. Anlaşılmıyor yapıldığında. Diğer türlü olduğunda çok fark ediliyor. İşte evet. Atıyorum çim adam gibi bir görüntüde evet, insanlar evet. Yoldan çevirip soruyor. Yani bu kötü ekimi nerede yaptırdınız diye soruyorlar insanlar. Ama güzel ekimi fark etmiyor. Benim çoğu hastam vardır. İnanın kuaförü bile fark etmemiştir. Saçın ekim ama doğru yani insan söylemek istemezler saç ektirdiğini. İşte saç çünkü dişi söyler ama saçı söylemez mi yani? Söylemek istemez erkekler aslında. Bayanlarda yaptığımız işlemlerde de tam tersi aslında. Bayanlarda işte kaş ekimi yaptığımızda bunu çok gönül rahatlığıyla söylüyor hastalarımız. Çok yani ben kaşımı yaptırdım ve çok da mutluyum diye bunu rahat söyleyebiliyor. Saçta değişiyor gerçi. İnsan yapısına, durumuna göre değişiyor. Bazıları benim için sorun değil diyor. Direkt söylerim diyor. Ama bazıları da saklıyor. İşte özellikle belli iş yapanlar, sanatçılar evet, ve onlar, işte evet. Tiyatro falan dizi. Halk önünde olan halk kişiler. Önünde olanlar söylemiyor bunu. Biz de bize de özellikle söylemeyin diyor. Biz de bunu söylemiyoruz. Tabii. Ve onlar kapalı kalıyor sadece. Bizim birebir görüşmelerimizde anca söyleyebiliyoruz.
Bu da bizim için bir farklı, bir değişik bir durum işte. Sayın Hocam, ben çok memnun oldum. Sizi burada aramızda görmek gerçekten beni mutlu etti. Bizim ESTE Üniversal olarak sizinle beraber yola devam etmek benim için çok büyük bir gurur olur. Sizin işlerinizde başarılar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Ve Allah yolunuzu açık etsin. Sağ olun. Güzel şeyler olacağına inanıyorum. Bu başlangıç bizim için iyi olacak. Benim ilk programım ve ilk konuğumsunuz. Çok teşekkür ediyorum. Hayırlı olur ikimiz için de. Çok teşekkür ederim. Bunun sonucunu inşallah göreceğiz. Bu Business Türk kanal yetkililerine de çok teşekkür ediyorum. Bize destek oldukları için her konuda, heyecanımızı giderdikleri için özellikle çok çok teşekkür ediyorum. Bu program ilk program. Buradaki yetkili arkadaşlar bana bununla ilgili çok güzel şeyler söylemişlerdi. Sunduğunuz program ileride sizin için çok farklı şeyler yaratabilir diye ben daha şimdiden hissetmeye başladım. Gerçekten çok teşekkür ederim. Sizin eklemek istediğiniz bir şey var mı Ebru Hanım? Evet. Buyurun, bir şeyler söyleyebilirsiniz. Siz de bekliyoruz program. Mutlaka. Sorunuz varsa eğer bize ulaşın. Biz de hemen cevaplarız sorunlarınızı. İngilizce bağlı. For any inquiries, feel free to contact us. We'll give instant answers. You can be sure. Evet, teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Sizinle ilgili görüşmelerimiz, beraber iş yapmamız devam edecektir. İnanın, programı ilk aldığımızda ilk aklıma gelen siz oldunuz. Çok teşekkür ederim. Sizi arayıp buraya davet etmek istedim. Çünkü işinizde çok çok iyisiniz. Ve biz kaliteli iş yapanlarla beraber yola gitmekten yanayız. Siz de bu konuda gerçekten işinizin duayenisiniz. Aynı zamanda üniversitede hocalık yapıyorsunuz. Bir öbür taraftan ve çok yoğun tempolu bir dönemde olduğunuzu da biliyorum. Zaman ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ediyorum nazik davetiniz için. Çok sağ olun. Teşekkürler. Bir programın daha sonuna geldik. Bu bizim ilk programımızdı. Bence çok güzel, sıcak geçti. Bir hafta sonra tekrar buluşmak üzere ESTE Üniversal adına saç ekimi uzmanı Kadri Okyay olarak programı sundum. Teşekkür ediyorum. Sağ olun.